Astım tedavisi çocuklarda ve yetişkinlerde bazı farklılıklar gösterebilir. Çocuklarda genelde astım krizinde nebulizatörle buhar şeklinde salbutamol denilen nefes açıcı ilaçlar kullanılmaktadır. 20-30 dakika arayla 6 aydan küçüklerde yarım ampul, 6 aydan büyüklerde 1 ampul salbutamol ve 2 cc kadar da serum fizyoloji karıştırılarak nebulizatör denilen cihazlarla bu tedavi 3 defa uygulanabilir. Eğer daha önceden sprey tedavisi kullanılma becerisi kazanılmışsa bu tedavi hazne yardımıyla da 20-30 dakika arayla 2-4 puff 3 defa uygulanabilir. Yetişkinlerde de yine aynı tedavi uygulanabilir. Yani 20-30 dakika aralarla 2-4 puff salbutamol yani nefes açıcı ilaç uygulanabilir. Yetişkinlerde genelde bu sprey türü ilaçlar doğrudan ağza uygulanabilir. Çocuklarda ise genelde hazne yardımıyla uygulanmaktadır. Yetişkinlerde de nebulizatör yöntemiyle bu ilaçlar kullanılabilir. Fakat nefes açıcı ilaçlar 1 ampul yerine 2 ampul konulması ve 2 cc, 2-3 cc kadar da serum fizyoloji konularak bu tedavi 30 dakika aralarla 3 kez verilmesinde fayda vardır. Bu tedaviden sonra rahatlama olmuşsa bu tedavinin 4-6 saat arayla 1 hafta daha devam etmesinde fayda vardır. Ancak bu 3 kez uygulamadan sonra hala öksürük krizi devam ediyorsa, nefes sıkışıklığı varsa muhakkak bir hastanenin aciline başvurulmalı ve astım krizinin tedavisi acil bölümde devam edilmelidir. Astım krizi çok önemli bir durumdur. Astımdan ölümlerin en önemli nedeni astım krizine bağlıdır. Bu nedenle astım krizine çok önem vermek gerekir. Astım krizinde bronşlar aşırı daralırsa nefes alıp vermek zorlaşır ve yoğun bakımda tedavinin devam edilmesi gerekebilir. Bu nedenle astım krizi hafif belirtileri varken muhakkak tedavinin başlanması gerekir. Bronşlar aşırı daralması sonucunda bronşları aşmak çok zorlaşır. Çünkü bronşlar daralınca buhar tedavisinin bronşlardan aşağıya geçmesi zorlaşır. Bu da astım krizinin daha ileri boyutlarda ölüme kadar ilerlemesine neden olabilir. Bu nedenle astım krizi aşırı nefes sıkışması yaratmadan, morarma oluşmadan, hafif belirtiler varken tedavinin erken başlanmasında fayda vardır.